Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı ve topçu birliklerinin işbirliğiyle Rus ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu, 51 gündür devam eden savaşta Rus ordusunun neredeyse tüm ikmal ve zırhlı konvoylarını vururken, konvoylar imha edilmeye devam ediliyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının işaretleme yapması sonrası topçu sistemleri, Rus ordusuna ait zırhlı araçlardan oluşan konvoy imha edildi. Yapılan saldırının ardından Rus ordusuna ait zırhlılardan geriye sadece parçaları kaldı. Ukrayna ordusu ayrıca gece saatlerinde Harkiv Oblast'ında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait K-52 helikopterini vurdu. Ukrayna ordusu, Rus ordusunun terk etmiş olduğu T-72B3 ve T-80U tanklarını ganimet olarak ele geçirdi. Diğer yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 20 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 144 helikopter, 756 tank, 1976 zırhlı araç, 366 top, 122 roket atar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri, 1443 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 135 insansız hava aracını da kaybetti. Rus ordusu Harkiv Oblastı'nın İzyum ilçesine bağlı Borovaya köyünü bombaladı. Rus ordusunun yaptığı saldırıda 7 kişi ölürken, 27 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı ise insansız hava araçları ile Ukrayna ordusuna ait bir konvoyu hedef aldığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının, Kuzey Avrupa'daki barış ve istikrar açısından olumsuz sonuçlar yaratacağını belirtti. Zaharova, yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendirdi söz konusu ülkelerin topraklarının NATO tarafından keşfedildiğini ve burada geniş çaplı askeri tatbikatların yapıldığını belirten Zaharova, NATO'nun hedefi, askeri potansiyeli ve coğrafi genişlemeyi yoğunlaştırmak, Rusya'yı tehdit etmek için başka bir cephe oluşturmaktır ancak Baltık bölgesindeki Finlandiyalı ve İsveçli komşularımızın, NATO'nun Rusya ile yeni yüzleşme cephesine dönüşmesine neden gerek duyduğu belirsiz. Kuzey Avrupa'da barış ve istikrar için olumsuz sonuçların olacağı aşikardır dedi. NATO'ya üyeliğin, ülkelerin güvenliğini sağlamayacağını savunan Zaharova, doğal olarak seçim, İsveç ve Finlandiya yönetimlerine aittir ancak onların, bunun gibi bir adımın ikili ilişkilerimiz ve şu anda kriz durumunda olan Avrupa güvenlik mimarisi için sonuçlar yaratacağını da anlamaları gerekiyor, ifadelerini kullandı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksii Danilov, Ukrayna'nın füze programının bir gün dahi durmadan sürekli olarak çalıştığını belirtti. Rus Karadeniz filosunun sancak gemisi olan Moskva Kuruvazörü'nün batmasının ardından Facebook hesabından bir açıklama yapan Danilov, Ukrayna'nın füze programının sürekli faal olduğunu kaydetti. Danilov, füze programımız bir gün dahi durmadı. 2019'dan sonra bazıları her şey gitti diyordu ki bu kesinlikle yalandı. Durumun vahameti göz önüne alınarak Temmuz 2019'da Devlet Başkanı Zelenski'nin talimatıyla 2030 yılına kadar füze ve roket silahları programı başlatıldı. Bu program kapsamında Vika çok namlulu roket atar ve Neptün gemi savar füzeleri gibi ana projeler konusunda çalışmalar başladı. Menzilleri artırıldı ve her iki sistem de hizmete alındı dedi. Danilov, 2019 ve 2020 yıllarında Odessa bölgesinde eğitim alanında menzili artırılan VKM roket sistemiyle başarılı testler gerçekleştirdik. 2020 Nisan'da ise kara konuşlu Neptün gemisavar füzesini Ali Bey eğitim alanında test ettik. Tüm hedefler vurulmuştu. Aralık 2021'de kara, hava ve deniz hedeflerine karşı kullanılmak üzere tasarlanan RK-10 füzesinin testlerini gerçekleştirdik. Ağustos 2021'de ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi füzelerin 2031 yılına geliştirilmesi için 200 milyar grivnalık bir bütçe ayırma kararı aldı diye konuştu. E, Rusya'nın kontrolünde olan Azak Denizi'nde olsun, Kerç Boğazı'nda olsun, oradaki bekleyen Türk gemileri, özellikle bu Ayçiçek yağ gemileri onlar zaten e, haftalar önce dönmüştü Türkiye ye. ama şu anda özellikle Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahillerinde bekleyen 22 tane gemimiz var bizim bunlardan çoğusu Türk sahipli ama Türk bayraklı olanlar da var içerisinde. Hatta bugün Ukrayna Büyükelçisi de bizdeydi. Onun da istişarelerini yaptık ama sürekli gündemimizde tabi o gemilerin oradan almamız gerekiyor. İlk başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı. Onların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar. Gemiyi terk etmek istemiyorlar. Gemilerde oldukça yük var. Yani tağıldan tutun, ayçiçek yağından tutun, demire kadar gemide yaklaşık 50 gün vardı. Tabii gemi sahipleri de tedirginler, bekliyorlar bir müjdeli bir haber bekliyorlar. Biz de teyakkuz halindeyiz. Bizim deniz arama kurtarma merkezimizden sürekli mürtebatlı, yani gemideki çalışan gemi adamlarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Bir gelişme olacak diye ümitle bekliyoruz. Hem Rusya tarafıyla hem de Ukrayna tarafıyla görüşmelerimiz de devam ediyor. Tabii Türkiye'nin dışında başka ülkelerin de gemileri var. Yaklaşık 100 tane gemi var bu bölgede, dediğimiz bölgede. Yani bir an önce bunların kurtarılması lazım ama tabii bu savaşın seyrini bir an önce soğuyup savaşın, savaş ortamının ortadan kalkması lazım. Havacılık sektörü de ciddi bir şekilde eklendi. Şu anda Ukrayna'nın hava sahası kapalı olduğu için Ukrayna ile hiçbir havacılık ulaşımı yok şu anda. Tabi bu savaş ortamı olmasaydı Ukrayna'dan da ciddi bir şekilde turizm, turist bekliyorduk. Ama yine Rusya tarafından da bir miktar yani eskisi kadar planlandığı kadar olmasa da önemli bir turistin gelmesi konusunda da hem turizm Bakanımız da önemli çalışmalar yapıyor. E, tabii orada da bir hareketlilik var Rusya tarafından ama etkisi kadar değil. Ya söylediğim gibi bu savaş ortamı bütün sektörleri de tedirgin etki gibi ulaştırma sektörünü de tedirgin ediyor. Temennimiz bir an önce bu bu savaşın bitmesi özellikle deniz yolundaki bu aksaklıklar yani o denizden taşınan yüklerin karayolla taşınması mümkün değil hiçbir şekilde. Çünkü bir gemi neredeyse bin tane, beş bin tane bazı büyük gemiler büyüklüğüne göre kamyonu taşıdığı yükü taşıyorlar. O yüzden az da olsa tabii ki bu denizdeki olmayan bir ticari faaliyet karayoluna da yansımış oldu. O yüzden oradaki talep fazla olunca orada da birik birikmeler başladı. Onu da sürekli Gürcistan tarafıyla da görüşüyoruz. Hatta arkadaşlarımız yarın Gürcistan'a gidiyorlar. Yine onlarla da konuşup oradaki trafiği de hızlandırma yönünde bir çabalarımız var. Ayrıca bizim zaten bu ticaretteki bu ihracattaki müthiş artışlar dolayı zaten kapılarımızda yoğunluk vardı. Üstüne bu deniz ticareti aksadığı için bu da karayoluna da tekrar büyük bindi. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yapılan aramalarda PKK terör örgütüne ait silahlar ele geçirildi aramalarda 110 adet AK47, 110 adet AK74, 3 adet AK12, 4 adet RPG7, 1 adet 7,62 mm PKMS, 1 adet MG3, 1 adet av tüfeği, 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, operasyon düzenledikleri bir sığınakta PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah ele geçirdi denildi.